Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalında bugün elmalı kurabiye var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Kurabiyemizi öncelikle iç harcıyla başlıyoruz. 4 adet elmamızın kabuklarını soyuyoruz. Elmalarımız kırmızı olabilir, sarı olabilir, hiç fark etmez. Elinizde ne tür elma varsa kullanabilirsiniz. Ardından soyduğumuz elmalarımızı rendenin kalın tarafıyla rendeliyoruz. Elmalarımızın tamamını rendeledikten sonra ocağa aldığımız genişçe bir tavaya elmalarımızı aktarıyoruz. Ardından üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Ve elmalarımız suyunu bırakıp da tekrar çekene kadar sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Evet, elmamız yeterince kavrulduktan sonra üzerine 1 çay bardağı ceviz ekliyoruz. Ardından 1 çay kaşığı tarçın ilave ediyoruz. Ve tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından ocağımızın altını kapatıp elmalı iç harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Elmalı iç harcımız soğurken kurabiyemizin hamuruna geçiyoruz. Öncesinde karıştırma kabımıza oda sıcaklığında 250 gram tereyağı alıyoruz. Ardından 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı nişasta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket kabartma tozu ekliyoruz. Öncesinde bütün bu malzemeleri güzelce yoğuruyoruz. Şimdi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu eklemeye başlıyoruz. Evet, böylece fazla sert olmayan, rahatlıkla şekil alabilecek yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Yoğurduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Ve elimle biraz genişlettikten sonra genişliyorum. 4 eşit parçaya bölüyorum. Ardından bu parçaları bu şekilde yuvarlak bezeler haline getiriyorum. İşin kolaylaştırması için tezgahıma bir yağlı kağıt seriyorum. Hazırladığım bezelerden birisini yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Ve üzerine ikinci bir yağlı kağıt kapatıyorum. Ardından merdane yardımıyla hamurumu genişletiyorum. Evet, bu pasta tabağından biraz daha büyük açtığım hamurumu üstündeki yağlı kağıda alıyorum. Öncesinde şu kenar kısımdaki tırtıklı hamurlardan kurtuluyorum. Bu şekilde de bırakabilirsiniz ama aldığınızda kurabiyelerinizin şekli daha muntazam olacaktır.
Ve ardından hamurumu yine kesici yardımıyla önce 4 parçaya ayıracağım. Ardından bu parçaların da ortasından geçerek toplamda 8 parçaya ayırmış olacağım. Evet, hamurumu bu şekilde 8 parçaya ayırdıktan sonra şimdi soğuyan elmalı harcı dilimlerin üzerine yerleştireceğim. Ve kurabiye dilimlerimi rulo halinde saracağım. Bakın bu şekilde. Evet, bütün kurabiyelerimi sardım. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime dizmeye başlıyorum. 4 bezeden toplam 8'er adetten 32 tane kurabiyemiz çıktı. Evet, artık kurabiyeler için fırına gitme vakti. Evet, kurabiyelerimiz fırından çıktı. 170 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişirdik. Şimdi kurabiyelerimizin öncelikle soğumasını bekleyeceğiz. Evet, kurabiyelerimiz yeterince soğudu. Şimdi sıra üzerinin pudra şekerinde. Küçük bir süzek yardımıyla kurabiyelerimizin üzerine pudra şekeri serpiştiriyoruz. Evet, artık kurabiyelerimizi servis edebiliriz. Evet, şimdi müsaadenizle ben bir tanesinin tadına bakmak istiyorum. Öncesinde şöyle size yakından da göstereyim. Kesinlikle şahane, ölçüsü tam yerinde. Dışı kıtır kıtır, nefis bir kurabiye. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram sayfamıza ve YouTube kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.